Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak'tan 30 kilometre ötede kurulan elektrik santralının bulunduğu yerdeyiz. Elektrik santralına su getirebilmek için yapılan kanalda 11 köyü doğrudan ilgilendiriyor ve bu yapılan kanalın çökmesi nedeniyle köylülerin bölgedeki arazileri sular altında kalıyor, büyük zayiat veriyor. Amaçlanan HES'e ilgili getiri sağlamak ama buradaki köylünün, çiftçinin büyük zararını ise yetkililer görmüyorlar. Şimdi bölgede köylü kardeşlerimizle beraberiz. Hepsinin mağduriyeti var. Bu konuda muhtarımız, Karamelli muhtarı olayı bize bir anlatacak. Ne oldu, ne yaşadınız? Başlarken ne dediler size? Bugün hangi noktadasınız? Bugün işte gördüğünüz gibi Sayın Vekilim, geldiğimiz nokta Türkiye'nin göz önünde. Gözüküyor. Şu anda şu kısımda görülen toprak atıkları, park, bahçe türü, ağaçlık, yeşillik alan olarak kullanılacaktı. 10 sene geçti üzerinden. Yani size orayı park ağaçlandıracağız diye evet, bu HES'e. Kendileri buraya istimlak edildi. Normalde daha önceleri havuz olacaktı burası. Havuzu küçülttüler. Buranın bu şekilde yani burada insanların yaşadığı, yani köyümüz de buradan gözüküyor zaten. Bu şekilde olmayacağını söylediğimizde ağaçlık, yeşillik, park, bahçe alanı gibi bir yer yapılacaktı. 10 sene geçti üzerinden hala topraklar aynı şekilde duruyor. Artık bu tesisin çıkışındaki kuyruk suyu dediğimiz kanalımız gözüküyor. Buray 30 metreden istimlak yapıldı. İçinden çıkan hafriyatlar sulu çamur şeklinde olduğu için bir de yayılma yapıldı. 150-200 metrelik bir alan. Tapulu tarlalarımızın içinde çeltik arazisi şu anda işleyemiyoruz. 10 senedir bunlar da şu anda toprak altında. Taşıyacağız, edeceğiz dediler. Ne bir bunun değerini ödediler. Ne istimlak edildi ne de bu hafriyat atıkları kaldırıldı. 10 senedir bu şekilde biz burada yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak Antalya Milletvekilimiz Aydın Özer, Hatay Milletvekilimiz Serkan Topal, parti mensubumuz Sebna Dinçer ve Kızılırmak İlçe Başkanımız da sabahtan bu yana bölgedeki bu yönde mağdur olan köylü ve çiftçi kardeşlerimizle bir aradayız. HES gelirken size buraya büyük avantajlar yaratacak, fayda sağlayacaksınız diye getiriliyor. Ama bugün köylüler için büyük bir sıkıntı, ne zaman patlayacak, ne zaman sular altında kalacak ürünlerimiz. Onun için ekimden uzaklaşıyorlar. Mağduriyet katlamış. Burada bulunan diğer çiftçi kardeşlerimiz de sorunlarını anlatıyorlar. Siz ne diyorsunuz? Burada HES'teki umudunuz ne oldu? Nasıl sonuçlandı? Burada umudumuz falan kalmadı hiç. Ne geçidimiz var, ne bir şey var. Bizi aşırı bir mağdur ettiler. Berbat bir halde her taraf yani. Ne ilgilenen oldu, Sayın ne gelin oldu. Aşırı bir zarar verdi. Arazimiz, herkesin atıyorum 20'şer dönüm yerimiz var. Ama istimlak edildiği halde belli bir para bile ödeyemediler. Bizi mağdur ettiler. Yani paranız da mı alınmadı istimlakla? Aldık, nasıl aldık? Atıyorum değeri 5000 liraysa 1000 lira ödendi bize. Oradan yani da mağdur olduk. Toprakların en azından topraklarını çeksinler. Biz arazimizi işleyelim. Yani biz burada mağduruz. Yani HES yüzünden tarlalarınız yani yürüyüş mü yapsın, bir şey mi yapsın? Uğruyor. Ayrıca toprağınızı değerlendiremiyorsunuz. Aynen, aynen. Beklenen amaç gerçekleşmedi. Sen ne diyorsun muhtarım? Aynı şekilde arkadaşımla ben de katılıyorum. Yani bu HES'in bize faydasından çok zararı oldu. Yani 30 kilometrelik bir HES dünyada, Türkiye'de bırakın dünyada örneği yok bu HES'in. 3600 dönüm hektarımız yok oldu gitti, hiba oldu gitti. Ve 50 bin dönümlük çeltik tarlalarımız ekilemeyecek hale geldi. Şimdi şunu sorayım ben Türkiye'ye ya. Gıda mı, elektrik mi? Ben elektriksiz yaşayabilirim. Ama gıdasız mümkün değil yaşayamam ya. 82'de gelmiş bizim köyümüze elektrik. O güne kadar insanlarımız elektriksiz yine yaşamış. Buzdolapsız, televizyonsuz yine yaşamış. Ama ekmeksiz, buğdaysız yaşayamayız arkadaşlar. Bizim ekmeğimiz de alınmış. 60 bin dönüm hektarlık arazimiz hiba olup gitmiş. HES mi önemli, çiftçi mi önemli? Ya, bırakalım bunları artık. Ya. Bu pandemi sürecinde bizim gıdamızın, ya bir Hollanda'ya kafa tutacak bir yüz ölçümünde toprağımız var. Hollanda dünyaya kafa tutuyor ama biz kendi kendimize telef olup gidiyoruz bu şekilde. Birileri para kazanacak, birilerinin cebi dolacak ama çiftçi zam üstüne zam, zam üstüne zam, bir de bunun üstüne çeltik tarlalarımız ekilmezse biz ne yiyip ne içeceğiz? Taş mı yiyelim biz?
Mevcut kanallardan kaygınız var değil mi gene? Ya bu mevcut kanallardan bizim kaygımız inşaat süresince hep dile getirdik biz bunları. Ben 7 yıllık muhtarım. Sakarcaköy'lü muhtarıyım. 7 yılda da belki 17 sefer ben dilekçemde geldiler. Devlet Su İşleri'nden geldiler. Hidaş'tan geldiler. HES bölgeden geldiler. Dediler ki bizim yaptığımız betonlarımız sizin bildiğiniz füzeyle delinmeyecek. O kadar sağlıklı bir yapıda yapacağız dediler. Bunlara mı dediler ya füzeyle? Aynen füze bu şekilde. Betonlar. Hepsi çamurdan yaptılar gittiler. Yani hepsi belki master yapmış, belki 4 yıllık, 6 yıllık üniversite bitirmiş. Mühendisler gelip bize akıl verdiler. Ama ben lise mezunuyum. Köyde büyüdüm. Benim de aklımda şudur ki onların delemediği füzeyi ateş, su, toprak. Bunlar üçünün önüne hiçbir şekilde ya dünya geçememiş ya. Allah'tan başka bunun önüne kimse geçemez. Ateş ve su toprakla şaka olunmaz. Ben bunu ebemden dedemden öğrendim. Ya bırakın artık hani bunu okumayla üflemeyle bu işler olmuyor. Kitaptan okumayla da olmuyor bu işler. Evet. Benim attığım beton bu toprağı tutacakmış. Hadi tutsun da görelim. İşte her şey ortada. Yalnız biz elektriği biz de istiyoruz. Biz Türkiye'nin önüne ya bizim elektriğimiz olmasın demiyoruz. Biz çağdaş bir ülkede yaşamak istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz ya. Biz yani Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi karışık bir ülke değiliz ki. Bizim önümüz açık. Ama böyle kimsenin karnı doyamayınca açlık yani aç tavuk yani bir ambarı delip geçecek yani. Tarım alanları büyük zarar görüyor değil mi? Tarım alanlarımız da zarar gördü. Bundan birkaç sonra kişinin cibi dolsun diyeyim bu kadar köylüyü kaç tane köyü mağdur. Şu anda bu bölgenin 30 metreden istimlak yapıldı kanal olan bölgeleri. Şimdi ben soruyorum köylüm de burada. Kaç dönümün ne karşılığında hangi şey olur? Hiç kimse bilmez yani. Neye karşılık kaç dönümü gitti, ne kadar yeri gitti, neye karşılık ne aldı bilmezler. Şu anda hala da bilmiyorlar. Ben bunu dile getiriyorum. Bakın 30 metreden istimlak yapılan bir alan 150-200 metrelik alanı işgal ediyor bu 10 senedir. İşte burada gözümüzün önünde duruyor. Diyorlar ki buğdayın taban fiyatını şunu açıkladık, çeltiyi bunu açıkladık, onu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık. Ben de şimdi diyorum ki 10 bin lira yapsan buğday ne yazar, 50 bin lira yapsan çeltiyi ne yazar? Benim arazim nerede? Ekemezsem, biçemezsem, üretemezsem. Ne yaratar? Bunun bana nev gibi bir faydası benim var. Benim ambarımda olmayan buğday, bunu kim ilgilenecek, kim yapacak? Sesimiz Çankırı'dan dışarı çıkmadı. Çıkarmadılar. Ya biz burayı ekemezsek ben de ekmek yemeyeceğim. Şimdi çünkü soruyorum. Türkiye'de aynı şekilde. Bu televizyona çıkıp da bas bas bağıranlar. Bizim bu Çankırı bölgesinde bizimle ilgilenenler. O zamanı gelip de burada yatıp kalkanlar. Bu olayın üstünden 15-16 gün geçmesine rağmen herhangi bir kimse gelip de geçmiş olsun dahi diyemeyenler. Sebep ne? Ne için gelemediniz? Ne için bizlere geçmiş olsun diyemediniz? Çankırı'dan iktidar yüzde kaç oy alıyor? %65. 65. İki milletvekili. Soruyorum ben size, vicdanen rahat mısınız?